Arkadaşlar Gököz Üniversitesi'nden hepinize merhaba. Soğuk bir gece geçirdik. Vallahi ben kozalak gibiydim. 3 kat alt, 3 kat üst. Bekir abim de sağ olsun fedakarlık yaptı. Kulumunu bana verdi. Abi yüzüm buradayken dün gece bizi uyutmadın Tayfun'la. Abi sütün var el motoru gibiydin. Hır 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 hır. Bak iki tane çoban köpeği geldi böyle havladılar. Volkan abi zaten gece DJ Tiesto gibiydi. Adam neyle uyuduk abi? Hoparlörü aç ney müziği. Sabaha kadar ney müziği dinlettiler. Dediğin gibi saat 5'e kadar çaldı. Şarj bitsindi de bitmedi. Abi, biz yan çadırda rahatsız olduk. Siz yok. Sıkıntı yok değil mi? Horluyordu o yüzden ben açtım. Aynı zamanda güzel sene. Benzemez ki ses sana. Güzel Senar'ın köyündeyiz. Aynen onu da yad ediyoruz. Abi bugün kahvaltımızı güzel bir şekilde yapacağız. İnşallah Bekir hocam çalışmalar. Bekir hocam aynen. Dün gece zaten doyurdu bizi. Arkadaşlar Gököz Natural Park'ı geçtikten sonra sol tarafta bir yol var, toprak yol. O yolu takip ederseniz buralarda çadırınızı kurabilirsiniz. Bungalov tarzı bir yerde kalmak istiyorum derseniz burada bungalovlar da var Natural Park'a ait. Normalde Gököz Göleti Uludağ manzarasını sunar ama maalesef bugün hava sisli olduğu için Uludağ manzarasını göremedik. Eskiden köylüler ve balıkçılar hariç kimse bilmezken artık görünürlüğün artmasıyla birlikte turizme açılmış. Evet muhtarım İdris Aydın, muhtarım bizi çok güzel ağırladınız. Hakkınızı helal edin. Elektriğinizi kullandık, suyunuzu kullandık. Öncelikle hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk muhtarım. Göközü yaşayan az insan var. Gelen o kadar çok var ki. Öyle olunca biz de ister istemez turizme ve gelenlere hizmet etmek zorunda kaldık. Bak Göközü'de 40 aile var. 100 kişi yaşıyor. Hizmet ediyoruz gelenlere. Şu anda Göközü'de kamp yeri ayarladık. Gelen çok. Çok güzel. Kampa girenlere hizmet veriyoruz. İşte bu tuvalet şunları kullanabilirsiniz. Diğer camilerimiz de var. Sıcak suyla, işte caminin sıcaklığıyla. Şu anda köyümüz çok güzel bir şey daha var. Bütün köyün bütün noktaları güvenlik kamerasıyla tespit altında. Çok güzel. Ben gelirken fark ettim. Gelenlerin güvenliğini biz önemsiyoruz. Başına bir şey gelmesin, malına mülke bir şey gelmesin. Evet. Kayıt altına alıyoruz. Bir şey olduğu zaman gelin bakma imkanımız var. Hı. Normalde bu kadar soğuk oluyor mu? Soğuk olur. Hı. Şimdi yazın güzel burası. Yaz ederim çok güzel. Yazın mesela Bursa'da şehirde bunalırız ya. Hı. Burası serin. Evet. Bugün kal buraya bir hafta gitsin kanın değişiyor. O kadar diyorsun, ne kadar hastalarımız vardı şifa bular burada. Özellikle üst solunum yollarıyla, celleyle ilgili olanlar mis gibi havayı görünce kanın değiştiğini hissediyorlar gerçekten. Çok güzel. Şimdi kamp alanımızda da yine. Kalabalık aile geldiği zaman haber versen çok güzel olur. Anladım. Onlar hizmetimiz var. Girebilirsiniz. Dünyaya açız Allah'ın izniyle. Çok güzel. Görsellik güzel. Gürültü sıfır. Sıfır gürültü istiyorum. Sadece, çok sakindi zaten. Bayağı sadece kuş sesi duyacaksınız Allah'ın izniyle. Evet. Arkadaşlar Kocaeli'ye geldik. Buraya kamp yapmaya gelebilirsiniz. Ama biz kampingde kalmıyoruz. Kendir Yaylası'na gideceğiz. Buraya 2 kilometre uzakta. Yolun hemen kenarında. Orada da su var. Burada olduğu gibi. Ama elektrik yok. Burada hemen size göstereceğim şimdi. Ağaçların üzerinde priz panelleri yapılmış. Buradan elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Ormanın çöpü var. Bay bayan tuvaleti var. Burada kamp ücreti çadır başına 30 lira. Kampı için burayı seçtik. Terk edilmiş bir baraka var. Hayvancılık yapılmış bir yer. Bolca yakacak var çevrede. Ateş ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Ön tarafta çadırlarımızı kurarız. Ola ki çok şiddetli yağmurda veyahut da fırtınada sığınabileceğimiz bir yer var. Volkan abi ne buldun? Kuzuyu parçalamış. Parçalamış aynen. He? Sahibi bulmuşum sahibi. Tayfun ne diyorsun? Bunu şimdi bugün kuracağız. Bakalım yarına. Şu yaban hayvanlarını bir görelim artık ya. Abi nereye bırakalım şöyle. Yaklaşsınlar değil mi? Ateşin yanına koymayalım. Gel abi şuraya bir yere koyalım. Evet Tayfun'la beraber sosyal deney yapacağız. Arkadaşlar numaradan ne bak kurdum burada hep süslüm. Kurtlanmış. Hadi bakalım.
Evet, bugün de Kendir Yaylası'ndayız. Bugünkü konuğumuz Kaba Sakal. Kaba Sakal bize doğada nasıl yemek yapılır, ne yapılır bunları gösterecek. Hadi gidelim bakalım. Evet Kaba Sakal. Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde toprak güveçte tavuğumuz var. Tavuğumuz gezen tavuk. Nereden aldık abi tavuğu? Din Market. Reklama geçiyoruz. Nasıl yapacağız? İlk önce tavuğumuzu güzel parçalayacağız. Daha sonra sebzelerimiz var burada. Sebzelerimizi dilimleyeceğiz. Sırasıyla güveçimize yatıracağız. En sonunda tereyağı. İşin püf noktası tereyağı. Evet arkadaşlar, pişirme aşamasında görüşmek üzere. Esenle kalın. Evet, herkese afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, ateşten uzaklaşmaya başladık. Tayfun baltasını aldı. Volkan abi de asasını aldı. Ormanın derinliklerine doğru bir gece yürüyüşüne başlattık. Bakalım ileride ışıkları kapatıp biraz ormanın sessizliğini dinleyeceğiz. Çok ıssız. Çıt yok bizim sesimizden başka. Yaklaşık 1 kilometre falan yürüdük. Amacımız gece yürürken geldiğin noktayı kaybetmemek. Onun harici ormanda gece kesinlikle herhangi bir sağa sola girdiğin zaman çıkamazsın. Çünkü her zaman geldiğin yönü takip etmek zorundasın. Sağa sola girdiğin an kaybolmuş anındır. Evet arkadaşlar, Kendir Yaylası'ndan günaydın. Kervanımıza gece mesaisini bitirip gelen Samet kardeşim bugün bize 17 kilometrelik bir rotada yürüyüş yaptıracak. Yürütmeye geldi. Dün gece bayağı bir sıcaktı. Kaçtı abi derece? Sabah gözlerimi açtığımda -6 dereceydi. -6 derece. Çorbalarımızı aldık arkadaşlar. Bir şeyler atıştırdıktan sonra ormandan doğru yürüyüşe başlayacağız. Evet arkadaşlar, Kendir Yaylası'ndan yürüyüşümüz başladı. Dostum, istikamet neresi? Bizi nereler bekliyor? Koca Yayla mevkindeyiz. Hemen biraz yukarıda Alluç Yayla var. Orada bir çay molası vereceğiz. Oradan sonra Çukur Yayla var biraz daha yukarıda. Zirveye biraz daha yakın. İrtifa kazanacağız. Çukur Yayla'da muhtemelen akşam orada oluruz. Saat 5 gibi falan. Orada kampımızı kurarız bu gece. Sabah da Tepel Tepe'ye çıkıp yaklaşık oranın rakımında 1900 metre falan. Oradan sonra tekrar Kendir Yaylası'na dönüş sağlayacağız. Evet arkadaşlar, yürüyüşümüz devam ediyor. Hava bayağı bir soğuk. -2 miydi demin baktık? Aynen, şu an -1-2 derece arası. -2 derecede. Toprak donmuş. Volkan abi, irtifamız ne abi? 1500'deyiz şu anda. 1500. Tayfun kardeşim, kaç kilometredir yürüyoruz? Abi yaklaşık 5 kilometredir yürüyoruz. Bu arkadan gelen kim? Geçen de gördüm ben abi. Yürüyüşlerde tek yürüyor öyle. Arkadan gelen abimizin ismi, namı değer, Kaba Sakal. Evet abi, seni bekliyoruz. Kendisi kış aylarında tişört ve kapriden başka değil bir şey giymez. Merhaba. Merhaba dostum. -2 derece bizim halimiz ve Bekir abinin hali. Kendisi üşümüyor bakın. Vücudu sıcaklık yiyor. Isınacağımız zaman tutunabiliyoruz ona. Nereden anladın Samet dostum? Şuradan şöyle bastığımız zaman geçmiş ya. Şimdi kurt geçmiş.
Takip edelim bakalım. Alıçaylı'dan genel görüntü. Burada şöyle gördüğünüz üzere alıç ağaçları var. Arkadaşlar, zorlu bir parkurun ardından Çukurcaylı'ya geldik. Evet Samet'im, söz sende. Kardeşim, Çukurcaylı'ya geldik. Rakım olarak 1750 ile 1800'lerdeyiz. Zeminde kar başladı. Burada şu an güneş olduğu için arkamızda yok ama bu gece burada kamp yapacağız. Yarın inşallah şu arkamızda gördüğümüz tepeli tepe var. Normalde buradan en kısa yol ama biz şu arka taraftan çıkıp Uludağ'ında güney yamaçlarını panoramik olarak seyrederek tepeli tepeye varacağız. Kendi yürüyüşümüzün zirvesi orası olacak. Şimdi Volkan abi çağırdı, dedi ki buraya çekmen lazım. Volkan abi. Abartmıyorum, belki 150 kilo boyu. Oo. Abi burada baya bir gezmiş bu. Nasıl gezmiş değil mi? Buraya da kazmış abi bak. Ha, kazmış orayı. He. Tek ama bir tane dolaşmış. Abi şurada da dışkısı vardı ya zaten. Eldivenleri de giydik. Hava o kadar soğuk. Güneş batmak üzere, yarım saati var. Şimdi yemek vakti arkadaşlar. Yine yanımızda hazır paketler aldık. Bunları tüketeceğiz. Diğer arkadaşlar da odun hazırlığına girişler. Sonra geceyi burada geçireceğiz. Evet arkadaşlar, barakanın içerisine girdik. Böyle bir yalıtım var. Dışarısı çok soğuk. O yüzden burada kalacağız. Arkadaşlar çadırın iç tentesini buraya kuracaklar. Şimdi kapıyı kapatmaya çalışıyorlar. Bölge hareketli bir bölge. Ben de şurada bir döşek buldum. Buraya yerleşeceğim. O zaman senin büyük çadır mı? Yarın sabah görüşmek üzere. Uykular haram ol. Arkadaşlar günün ilk saatleri, hava daha yeni aydınlanmaya başlıyor. Bizimkiler içeride, ben de bir sabah yürüyüşüne çıktım. Dün Kocaoğlan'ın izlerini çok gördük ama kendisini göremedik. Belki gün ağrırken hareket ederler. O yüzden biraz etrafı gezeceğim. Evet arkadaşlar, sularımızı doldurduk. Yavaştan yürüyüşe başlayacağız. Bekir abi de sırtlandı, gidiyor arkadan doğru. Ha maşallah, ha maşallah. Evet Bekir abi. Hararet yaptın demin, bir soyundun. Evet, durdukça hararet yükseliyor ya. Yani... V8 motor olunca. Kendi zirvemize çok az kaldı. Manzarayı görüyorsunuz. Vallahi dağ tepelemeden çıktık. Bu arada şöyle göstereyim. Şırnak yamaç paraşütüne selam olsun. İtil orada görev yaptık. Abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlara da selam olsun. Evet abi. Kendi zirvemize geldik. Biraz manzarayı seyredeceğiz. Arkadaşlar yaylaya doğru yürümeye başladık. 3-4 saattir yürüyoruz. Yarın son günümüz. Güzel manzaralar biriktirdik. Güzel sohbet biriktirdik. Mümkün olduğunca size sunmaya çalıştım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Kendi yaylasına geldik. Bakıyoruz poşet. Abi. Abi dur.